Bildiğiniz üzere ilçe kongrelerimizi birlik ve beraberlik içinde tamamladık. Sırada da il kongremiz var. 1 Ekim'de yapılacak il kongremizde adayımız İsa Şahin bugün size basın açıklamasında bulunacak. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, çok kıymetli basın emekçileri. Bu sorumluluk bilinciyle 1 Ekim'de yapılacak il kongresine il başkanlığı adaylığımı sizlerin huzurunda açıklıyorum. Halkına pandemide maske, depremde çadır ve battaniye dağıtamayan, göçük altında kalan madencisini tekmelemekten sakınmayan bir hükümetin yönettiği, daha doğrusu yönetemediği karanlık bir dönemdeyiz. Ve bu karanlık dönemde Kırşehir İl Örgütü olarak çok önemli bir kongre yapacağız. Gerek genel merkezimiz, gerekse Kırşehir İl Örgütümüzün kadınlarla, gençlerle, emekçilerle, sivil toplum örgütleriyle ve muhalefetin her kesimiyle birlikte yol alması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Yapacağımız kongrede gereklilikleri hayata geçirebilecek bir yönetimin seçilmesi hem kongre hem Kırşehir'in geleceği hem de ülkemizin geleceği için vazgeçilmez önemdedir. Bu sorumluluk bilinciyle 1 Ekim'de yapılacak il kongresine il başkanlığı adaylığımı sizlerin huzurunda açıklıyorum. Seçildiğimiz takdirde demokrasiye sahip çıkıp emek bileşenleriyle yol alacağız. Sendikalarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza yürüyen bir örgüt olacağız. Kırşehir'imiz dik duruşun, haksızlığa karşı haykırışın simgesi olacak. Karşısında kim olursa olsun haklının yanında saf tutan güç olacak. Seçim sonucunda ben ve arkadaşlarım göreve geldiğimiz takdirde partimize verilen her oyun değerini bilerek oy hırsızlarına fırsat vermeyeceğiz. Ve her bir oyumuza sahip çıkacağız. Nerede eksiğimiz, hatamız varsa hep birlikte konuşup tüm seçim sonuçlarını mahalle mahalle, köy köy inceleyip oy kaybettiğimiz seçim bölgelerine öncelik vereceğiz. Hemen kongremiz biter bitmez verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için kollarımızı sıvayıp gecemizi gündüzümüze katacağız. Tüm bunları yaparken hesap vermekten kaçanlar, hesap soramazlar anlayışıyla şeffaflık ilkemizden asla taviz vermeyeceğiz. Anadolu'muzun bağrındaki kırmızı gülümüz, demokrasi gazisi Kırşehir'imizin aydınlık insanları olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığından ayrılmayacağız. Yoldaşlarım, unutmayalım ki haramilerin saltanatı mutlaka yıkılacak, halkın iktidarı kurulacaktır. Bugün burada beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Seçim dönemleri yaşadık. 2018'den başlayarak 2019-2023 seçimlerini yaşadık. Gerçekten de o dönemde herkesin kendine göre adayları olurdu, adaylar çıkardı. Demokratik bir ortamda adaylar çıkar, kendilerini işte anlatırlardı. Ve biz de bu adaylık dönemi bittikten sonra herkes oturur, canla başla çalışır, koşturur ve seçimi kazandığımızı 3 defada da gördük. Tabii ki biz 2023 seçimini, Mayıs seçimini kaybettik. Ama tabii ki tüm Türkiye genelinde olan bir şey bu. Tüm Türkiye genelinde bir başarısızlığa uğradık. Ama Kırşehir'de 2018'de oy sayımız 36 bindi. 2023'te 45 bine çıkardık. Tabii bu süre içerisinde ilçe başkanlarımızı seçtik. İlçe başkanlarımızı hepsini tek tek kutluyorum. Hepsi bizim başkanlarımız. Ama bundan sonra bir il başkanlığı seçimi olacak. İl başkanlığı seçiminde kim kazanırsa o arkadaşımızla yola devam edeceğiz. Bizim amacımız birbirimizi yenmek değil. Bizim amacımız AKP'yi yenmek. Bizim amacımız belediyeleri kazanmak. Bizim zaten geldiğimizden beri, seçime girdiğimizden beri tek bir amacımız var. AKP'yi yenmek. Ve bunda da başarılı olduk. Kırşehir Belediyesi'ni kazandık. Akpınar Belediyesi'ni kazandık. Boztepe Belediyesi'ni kazandık. Bundan sonra da arkadaşlarımızdan hangisi seçilirse seçilsin yine hedefe kilitleneceğiz. Kırşehir Belediyesi'ni tekrar kazanacağız. Boztepe Belediyesi'ni tekrar kazanacağız. Akpınar'ı tekrar kazanacağız.
Mucuru da kazanacağız. İnşallah Çiçek Dağı da kazanacağız, Kaman'ı da kazanacağız. Yani bunlar hayali şeyler değil arkadaşlar. Bunlar bir kişinin yaptığı şeyler değil. Herkesin beraber yaptığı şeyler, herkesin elini taşın altına koyduğu şeyler. Herkes burada sorumluluk alacak, herkes yüreğini taşın altına koyacak. Herkes koşturacak ve bu seçimi biz kesinlikle ama kesinlikle kazanmak istiyoruz. Çünkü böyle bir sorumluluğumuz var. İnsanlarımızın ne kadar zor durumda olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Ekonominin ne kadar kötü olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Atanamayan bir sürü çocuklarımızın olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Sağlıkçılarımızın ne kadar zor durumda olduğunu, ne kadar beyaz koda bastıklarını dün de açıkladılar. 9000'in üzerinde beyaz kod var. Yani ülkede çok ciddi sorunlar var. Ülkede adalet sorunu var, hukuk sorunu var. Ve insanların umudu olarak Cumhuriyet Halk Partisi var. İnşallah bu seçimi kazanacağız ve insanlara umut olmaya devam edeceğiz diyorum. İsa kardeşime de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kırşehir'imize de hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber koşturup inşallah bu seçimleri hep birlikte kazanıp bunun altından kalkacağız diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.